Bugün 23 Nisan. Keşke neşe dolsaydı bizim de içimiz. Güzel bir gün başlamadı bugün, neşeli bir gün başlamadı. Başıma gelen bir olayı paylaşmak isterim. Yolda seyir halindeyken önümdeki arabada bir adamın yan koltuktaki bir varlığı, çünkü görünmediği için dövdüğünü gördüm önce. Bir hayvan sandım ne yazık ki ve içim eridi, yani ne olduğunu anlamadım. Takip etmeye devam ettim ve gördüm ki adamın vurduğu, dövdüğü aslında bir hayvan değil, bir insan, bir çocukmuş. Bence bir bebek. Çünkü onu evine kadar takip ettim. Çok ıssız bir yere döndü. Ve çocuğa bir şey yapar mı korkusuyla takip ettim. Bir taraftan 155'i aradım. Arabadan inmesini bekledim. Gördüm ki çocuk 2 yaşında bile yok. Adam babası mı, bir yakını mı, onu da bilmiyorum. 155 beni adli şubeye bağladı. Adli şubeye gidip ifade vermemi söyledi. Başka bir şubede olup olamayacağını sordum. Hani adanın başka bir bölgesinde olamayacağını söylediler. Mevcut durumun, olayın daha doğrusu, Girne'de cereyan etmesinden dolayı. Sonra gittim, döndüm. Yoldan geri döndüm. Ve gittim. İfademi aldılar. Sonra şöyle bir şey oldu. Ben bir vatandaş olarak şikayetçi olduğumu söyledim. Bana şikayetçi olamayacağımı söylediler. Peki ne olacağını sordum. Benim tanık olduğumu, eğer aileden bir kişinin şikayetçi olursa olması durumunda benim tanık olarak çağrılabileceğimi, hani benim ifademin o zaman geçerli olabileceğini söylediler. O zaman şöyle bir şey oldu. Peki dedik, biz daha erkek arkadaşımla birlikte gittik. Peki dedik, biz de adamı tutup dövsek ne olur? Aa, olmaz dediler. O zaman adam sizden şikayetçi olur ve siz bir suç işlemiş olursunuz. Tabii ki niyetimiz öyle bir şey olmamasına rağmen hani onu sorduk. Ve olay şu raddeye geldi. Ben sonra çok düşündüm. Şu raddeye geldi. Demek ki kendini ifade edebilen ya da polise gidebilen bir insan, biri kendisini darp ettiği zaman, kadın, erkek, çocuk da olsa, belki reşit olması gerekir, bilmem onu da. Ama polise gidip şikayetçi olduğunu söylese, darp eden ve döven, her neyse adı, ona polis dava okuyabiliyor, çağırabiliyor. Ama kendisini ifade edemeyen bir bebek, belki 18 aylıktı, maksimum 24 aylıktı, yani 2 yaşından büyük değildi o çocuk, o bebek, yani kendisini ifade edemediği için ailesinden birinin gidip şikayetçi olması lazım. Yani benim onun sesi olmama izin yok. Bu benim çok içimi acıttı. Ve sonra oturup şunu düşündüm. Gelişmişlik göstergesi ne? Göstergeleri neler yani? İşte kişi başı gelir midir? İşte okur yazarlık oranı mıdır? Yaşam süresi midir? Bunların hepsi birer değişken olarak denklemlere koyduğumuz değişkenler, ama hiçbiri değil bence. Bence gelişmişlik göstergesi. Biz bir çocuğa, bir bebeğe sahip çıkabiliyor muyuz? Bir hayvana, bir canlıya, bir varlığa, bir ağaca sahip çıkabiliyor muyuz? Budur. Eğer ben bugünkü günde 1,5 yaşındaki çocuğun sesi olamıyorsam, onun adına gidip
şikayetçi olamıyorsam, biz gelişmiş bir ülke, bırakın gelişmekte olan bir ülke bile değiliz. Birçoğunuz şu an yeni mi fark ettin dediğini duyar gibiyim ama bu iş okuryazarlık oranıyla da alakalı değil. Bu iş başka ülkelerdeki bu tarz davranışları eleştirmekle değil, bizzat buna ne kadar sesimizi çıkardığımızla alakalıdır. Çok üzgünüm. Böyle bir şeye şahit olduğum için çok üzgünüm. Ve sabahtan beridir kendimi toparlayamıyorum. Hiç kimse, hani kadına dokunmayın, çocuğa dokunmayın, bebeğe dokunmayın, o değil. Hiç kimseye gücü sizden az olan hiçbir canlıya, varlığa dokunmayın. Size karşı çıkamayacak olan hiçbir canlıya dokunmayın. Ağaca dokunmayın, çiçeğe dokunmayın, köpeğe, kediye, bebeğe, kadına, adama dokunmayın.